ilk soruyu Sayın Nesin'e sorarak tartışmayı başlatmak istiyorum. Sayın Nesin, şeytan ayetleri neden böyle bir tepki aldı? Köktenci İslamcıları böylesine kızdıran neydi bu kitapta? Şimdi ben kitabı okumuş değilim. Evet. Ve benim davranışım şeytan ayetleri üzerine değil. Şeytan ayetleri ikinci planda kalıyor. Bir kitabın çevirisinin ve yayımlanmasının Türkiye'de yasak olması. Önemli olan bu. Bu Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabı olmasaydı da İslami kesimden birisinin kitabı olsaydı ben aynı tepki gösterirdim. Bir defa yasağa karşıyım. Yasağa karşıyım. Ayrıca yasak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlayarak sonra hükümetin kararnamesiyle ortaya çıkmış ki ben o kararnameyi falan bilmiyordum. Benim tepkim yeni değil. Yeni bir olay değil. 3 yıldan fazla. Yani daha doğrusu Şeytan Ayetleri'nin yazarına idam fetvası verildiği anda benim tepkim başlamıştır. Bir yazara kitabından dolayı idam, hatta mahkeme kararı olmadan, böyle bir insanın, İslamların işte en büyüğü desek yani kimse o, onun için de böyle idam kararı vermesi doğru bir şey değildir. Olamaz zaten. Mümkün değil. Mümkün değil. Benim tepkim ve karşı koymam buradan ileri geliyor. Ya Şeytan Ayetleri iyi kitaptır, kötü kitaptır, güzeldir, değerlidir, okunması gereklidir. Böyle bir iddiam yok çünkü ben kitabı bilmiyorum. Halen de elimde kitap yok. Peki, teşekkür ederim. Sayın İlbak, siz Salman Rushdie için ölüm fetvası verilmesine neden olan Şeytan Ayetlerine gösterilen bu tepki için ne diyorsunuz? Şimdi tepkinin Aziz Bey tarafından ifade edilen bir yönü var. Bir kitap yasağına gösterilen tepkiyi dile getirdiğini söylüyor ama basına yansıyan yanı, bu İslam'a ve Müslümanlara karşı bir meydan okuma, işte bir de tam Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü bir zamanda, tam da İran'a yönelik bir takım uluslararası komploların gündemde olduğu bir zamanda maksadı aşan ifadelerle konu sanıyorum çok farklı bir mecraya doğru kaydırılıyor. Şeytan ayetleri olayı bana kalırsa... Yani bir fikir ya da sanat ürünü olarak tanımlanması hayli güç bir olay. Kimsenin küfretme özgürlüğü yok. Ya da özgürlük adına hiç kimse herhalde Hindu mahallesinde inek kasabı açma iddiasında bulunamaz. Bu karşılıklı toplumsal diyalog, barış, hoşgörü, anlayış, saygıyı yok eden bir ajitasyona dönüşebilir. Türkiye'de şeytana tapanlar var. Müslümanlar şeytan taşlamaya giderler ve şeytanla hep hayatları boyunca uğraşır dururlar. Şeytanla savaşırlar. Ama şeytana tapanlara kimse dokunmaz. Ya bunlar ya da şeytana tapanlar ifadesi çok da doğru olmamakla birlikte o şekilde tanınıyor. Sanıyorum ifrat ve tefritten kaçınmak, dengeyi bulmak en doğru olanı. Şeytan ayetleri olayını ben peygamberimize yöneltilen bir hakaret, bir küfürname, hatta bir ajan provokatif olarak görüyorum ben Salman Rushdie'yi. Yani ben böyle görüyorum değil, olayın background'una baktığımızda böyle bir gelişme var. Evet. Salman Rushdie'nin affedersiniz kitabı yeni bir şey değil. Bu şeytan ayetleri denilen şeytan rivayetleri kitabı daha önce bir Alman araştırmacı Rudi Paret tarafından Şeytan İlhamları adıyla yayınlanmıştı. Ve buna hiç kimse tepki göstermedi. Çünkü olay Garanik vakasının Lat Menat Uzza olayını inceleyen bizim katılmadığımız bir tezdi. Hiç kıyamette kopmadı. Evet. Ama bunu alan bir takım çevreler özellikle yükselen İslam dalgasını kırmak ya da İslam dünyasını dünya kamuoyu gözünde mahkum etmek için böyle bir ajan provokatif de olayı başka bir yere getirmeye çalıştılar. Sanıyorum Aziz Bey çok kendi adına ortaya koyduğu tepkilerin ötesinde bir başka oyunun içine çekilmek istenmiş olabilir mi? Yani sizin bu tepkinizi anlıyorum. Bir kitap yasak olmasın ama bu kitabın niteliği eğer bir başka komployu beraberinde getiriyorsa ya da küfretme. Yani Peygamber Efendimiz'in eşlerine haşa fahişelik isnadı ya da Kabe'yi haşa genele olarak tanımlamak, Peygamber Efendimiz'e çok büyük hakaretlerde bulunmak, Aziz Bey'in de herhalde hiç mutlu olmayacağı, yani Müslümanların inançlarına katılmasa bile Müslümanlara karşı böyle bir dilin kullanılmasını hoş karşılamayacağını sanıyorum. Ki kendi girişinde de bunu, yani kitabın yayınlanmasını savunurken de bunu açıkça belirtti. Peki Sayın Dilibak'ın bir komploya getirilme
olabilir mi şeklinde iddiasını ediyorsun. Bakın, burada beni komple getirecek bir olay olmaz. Yani bu mümkün değil. Benim kişiliğim bakımından da mümkün değil. Ama şu var. Bir insanı böyle bir kitabı yazdı diye. Diyelim ki Muhammed'e hakaret etti, küfür etti. Buna ölüm fetvası vermek doğru mu bir kere? Önce bu. Yani bunu halletmek lazım. Eğer burada bir din, herhangi bir din böyle bir olaydan dolayı ölüm fetvası verebiliyorsa ve bu da mahkeme kararı falan olmadan yapılabiliyorsa, o dinden olan insanın aklı yok demektir bence. Önce o. Evet. Önce ben akılcı bir insanım. Bir insana ölüm fetvası yanlış yapmış. Delidir belki de. Bilmiyorum. Yani onun hakkında fikrim yok. Ben tanıdım. Kendisi tanıdım. Harold Pinter'in davetinde bulunduğum zaman Salman Rushdie tanıdım. O zaman bu kitabı yazmamıştı. Londra'da tanıştık kendisiyle. Peki nasıl olabilir yani bir insana, ben, yalnız insana değil, fetvayı okudunuz mu? Ben fetvayı okudum. Çünkü yazarlar, dünyada birçok ünlü yazarlar, onların katıldıkları yazılarıyla ortaya çıkmış bir kitap vardır. Orada fetva var. Yalnız Salman Rushdie'ye idam fetvası vermemiş Humeyni. Evet. Bir de buna katılanlara, örneğin bugün bu Salman Rushdie'yi savunan kitaptaki yazarların çoğu imzalarını ve adreslerini vermiyorlar korkudan. Onlar da ölüm fermanı içerisine giriyorlar. Nitekim ben ne o kitabı onaylıyorum, ne de o kitabı gördüm, o kitabı bilmiyorum. Salt bu yasağa karşı geldiğim için İran'daki gazete başyazısında, herhangi bir gazete, İslami, Cumhur İslami adlı başyazısında benim de fetva dolayısıyla idam edilmemi istiyor. Yalnız benim değil. Şimdi benim tasarım şöyle, diyorum ki yazarlar toplayalım, sorumluluğunu üstümüze alalım, bu kitabı çıkaralım. O sorumluluğu üstüne alan insanlar da idama mahkum oldular. Evet. Sağlığında yazdığı fetvaydı. Evet. Böyle bir olayı ben kabul edemiyorum. Hiçbir din adına kabul edemiyorum. Evet. Bu dinden olabilmek insan için bir ar konusudur ve Türkiye için de bu yasağı okumuş olmak Türkiye'nin onurunu kırıcı bir olaydı. Ben de o konuya gelmek istiyordum efendim. 3 yıl önce bu konu basılıp basılmaması konusu uzun süre tartışıldı. En sonunda hükümet Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurarak görüş istedi. Ve Diyanet'te basılmasının sakıncalı olacağı yolunda görüş bildirince Bakanlar Kurulu Türkiye'ye sokulması ve yasaklaması konusunda karar aldı. Böyle bir yasak kararı varken bunu eleştiriyorsunuz. Siz zaten demin de eleştirdiniz. Böyle bir baskı olayı nasıl gerçekleştireceksiniz? Şimdi efendim, önce bir kere yanlış Diyanet İşleri'nden başlıyor. Evet. Hükümetin içinde Diyanet İşleri var. Diyanet İşleri'nden sorumlu bir de bakan var. Böyle bir ülkede biz laikiz diyoruz. Bugün laik Türkiye yok. Hiçbir zamanda laik Türkiye olmamıştır. Laik Türkiye olması için Diyanet İşleri hükümetin içinde olmayacaktır. Ne diye soruyor hükümet Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kitap yayınlansın mı yayınlanmasın? Ne hakla soruyor bir kere? Hükümetin hakkı yok bir. İkincisi Diyanet İşleri Başkanı'nın hakkı yok. Ondan sonra da üçüncüsü bir de yasak koyuyor hükümet kararnameyle. Ben 3-4 yıl oldu bu işte ilgileri. Yani hemen yayınlandıktan kitap bir süre sonra ben olmazdı Türkiye için. O zaman hükümetin böyle bir kararnamesi olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum nasıl yayınlayacağım. Önce bu kararnamenin insan haklarına aykırı olduğunu arkadaşların imzasıyla, kendi imzamdan beraber dilekçeyle Bakanlar Kurulu'na göndereceğim. Bugün yine İçişleri Bakanı'yla konuştuk. Bu olaydan dolayı ilgilendi ve telefondan beni aradı. Silah vermeleri dolayısıyla bir buçuk senedir bir vermiyorlar silahı, şimdi veriyorlar. Ona söyledim yani bu şey olunca, bu açılınca, konu açılınca bu kararnameyi nasıl yapabiliyorsunuz, nasıl çıkarabiliyorsunuz dedim. İnsan haklarına aykırı. Siz danışıyorsunuz, şehir sandık mı fetva çıkacak böyle oradan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bir kere laik değil Türkiye. O ortaya çıkmalıdır. Ve bunu anlamalıdır insanlar. Ondan sonra bu kitap bu kararname değiştirmeyebilir hükümet. Yani insan haklarına yani aykırı. İlk aşamada kararname değişmesi için çaba gösterecekmiş. Ama bunu şey edebilir. Yani o zaman ben söyleyeceğim. Ve yani bunu da yazacağım bu dilekçede. Biz bu kitabı her ne olursa olsun yayınlayacağız. Gereken cezayı göze alarak. Çünkü bu bizim insanlık onurumuza dokunan bir olaydır bu. Ben baştan söyledim, İslami bir eser için bu yasak konseydi, aynı tepkiyi kesin gösterirdim. Çünkü benim elimde kalem var. Salman'ın elinde kalem varsa benim elimde kalem var. Bunların yanlışlıklarını, hele İslamsa olmasam da bunu yazarım ya, eğer olsa o zaman büsbütün. Bu yanlış, bunlar nasıl olabilir? Ama başka bir şey daha söyleyeyim ben size. İslam olmak bakımından fetva doğrudur. Bir Müslümanın
Elbette ki böyle yazıldığı zaman kendisi ona yanıt vermezse, ki vermesi gerekir, vermezse idamını hükmeder. Nitekim Suudi Arabistan'da da işte insanların eli kesiliyor hala bugün. İslami kurallara göre yapılıyor bunlar. Yoksa onlar başka bir dine bağlı ya da dinsiz olarak yapmıyorlar bu işleri. Asıl sorun burada kaynaklanıyor. Bu hoşgörü hoşgörü diyoruz. Arkadaşımız gerçekten de bir hoşgörü gerekli. İslam hoşgörü göstermiyor. Bu, İslam'ı kendimize göre yorumlarsak yorumlara göre hoşgörü gösterebilir. Ama İslam'ın kendisi, Müslüman'ın kendisi hoşgörüsü yoktur. Hoşgörüsü olmadığı şuradan belli. Yani çok örnekler bilebiliriz. Ramazan'da İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında siz cigara içemezsiniz. Su içemezsiniz. Müslüman halk aynı şeyi yapıyor. O halk elinden gelse, öyle bir yasalar olmuş olsa, işte Suudi Arabistan'daki her kesme, bilmem ne kesme, rejim etme gibi olaylar burada da olacaktır. Ve gidiş de o noktaya gösteriyor ki, günden güne artan bu yoz din anlayışı oraya getiriyor bizi, her gün daha fazla artıyor. Ve bütün bunlar Atatürkçülük adına yapılıyor. Asıl korkunç olan da o. Çünkü Atatürk'ün yaşamında, biz Atatürk'ü yaşadık filan, kitaptan öğrenmedik. Atatürk'ün zamanında yapılan her şey yapılmıyor. Yapılmayan her şey yapılıyor ve Atatürkçüyüz diyorlar. Böyle şey olmaz. Bir şey olmazsa desinler ki biz Atatürk'e, diyenler var tabii. Onlara ben saygı duyuyorum. Ben Atatürk'e karşıyım diyor. Tamam ve karşı olması lazım. Bir Müslümanın Atatürkçü olması da mümkün değil. Ben de Atatürkçü değilim ayrıca. Ama onlar nedeniyle değil. Benim nedenim ayrı. Neden? Asıl şey kararname yanlış. Diyanet İşleri Başkanı'nın hükümetin içinde olması yanlış. Müslümanlar zaten Diyanet İşleri yok bugün. Fiilen yok. Bu memlekette bir sürü Alevi yaşıyor. Alevilerin hakları var mı? Okullarda din ve ahlak dersi okutuluyor. Yalan din ve ahlak dersi değil. Büyük bir sahteciliktir. Bugün okullarda okutulan yalnız Sünni İslam dersleridir. Yoksa din dersleri olsa, din tarihi olsa, herkes bunu ister, istemesi gerekir. Felsefenin özgür bırakıldığı, serbest ders olarak bırakıldığı ülkede din ve ahlak dersleri mecburi oluyor. Ben dinsizim. Çocuğumu niçin oraya göndereyim? Veya ben Aleviyim. Niçin o dersleri ben okutayım çocuğuma? Veya ben Hristiyanım, Türkiye'de yaşıyorum. Hristiyan Türk'üm, Rum Türk'üm. Ne diyebilirim? Bu Türkiye'deki düpedüz, bunun adını söylenmez, yani söylemek istemiyorum ama çok kötü bir şeydir, durumdur. Ve bunu kitabı çevirmemek ve burada yayınlamamak Türk onurunu, Türkiye'nin onurunu kırıcı bir olaydır. Ben bu yüzden buna karşı geliyorum. Ayrıca yine kararnameti ne yapacağım? Bu Sovyetler Birliği zamanında orada yapıldı. Yasak kitapların hepsini, onun da bir özel adı var, Rusya, onu unuttum. Hepsi fotokopiler çıkararak bütün Rusya'ya dağıtıldı. Onu da burada açıkça söylüyorum ve bunu yapacağım. Ve bunun sorumluluğunu alacak Türkiye'de çok insan var. Çünkü bu ağır bir baskıdır. İnsan onurunu kırıcı bir baskıdır. Bu benim karşı gelişim Uğur Mumcu'nun ölümüyle ilgili değil. Tabii o acı bir olay ama bunu 4 sene önce biz başlattık ya da bilmiyorum kaç sene önce. Hemen bu olur olmaz. Ayrıca bir kitabın yayınlanma hakkı okurlarındır. Kitap yayınlanıncaya kadar yazarın. Yayınlandıktan sonra dünya kamuoyunundur. Bir kitabı yasaklamak da mümkün değildir. Şimdi Salman Rüştü pek değerli bir yanı yok. İnsan olarak da, yazar olarak da bilmiyorum ama yani tanımıyorum, görmedim ama insan olarak yok. Çünkü ne, insan korkar tabii. Ölümden korkmak mümkün değil. Seni öldüreceğiz diyor ve karşındaki de vandal bir kuvvet. Yani beni öldürüyorlar. Görüyoruz. Öldürdükleri belli. Şimdi ben de o tehdit altındayım. Şimdi burada korkarak inançlarından dönmek bir olay değil. Yani güzel bir olay değil. Bu olmaz. Daha ölüme şeye çıksın. Şimdi ne yapıyor? Af diledi. Niçin af diledi? Çünkü yetkili bir İran devletinin yetkisi galiba başbakan. Unuttum. Gazeteler yazdı. Hepiniz biliyorsunuz. Af dilerse biz affederiz dedi. Af diledi onun üzerine ve affetmediler. Yani hangi yandan baksanız İslam'ı küçültücü olayları bunlar kendileri yaşattılar. Sayın Nilipak, size hemen şunu sorayım. Siz bu arada Aziz Bey'in sorularını yanıt verebilirsiniz. Anayasasında laik olduğu ifade edilen bir ülkede hükümetin Diyanet'ten görüş istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyla beraber ithamları da yapıp verebiliriz. İki ayırın olayı. Değineyim. Şimdi önce benim anlayamadığım bazı şeyler var tabii. Bazı doğru nokta olmakla birlikte yani Sünni İslam falan da öğretilmiyor okullarda. Yani benim özel olarak okullarda öğretilen dersler, hayır kesinlikle amaç falan kesinlikle böyle bir uygulama yok. Ya da işte İslam adına hep el kesiliyor, demokrasi adına da el kesildi.
laiklik adına da el kesildi. Kemalizm adına da ne haklar yendiğini bu memlekette herkes biliyor. Yani bir şeyler hak adına bir şeyler yapılıyorsa bu o şeyi bağlama. Yani ben bir şey adına bir şey yapıyorsam o şeyi muhakkak ki bağlar anlama gelmez bu. Burada bir başka noktaya değinmek istiyorum. Yani özgürlük adına bu tür şeyler yaparsak insanları özgürlükten nefret ettiririz. Yani elin karısına, kızına, anasına dil uzatmaya kadar varırsa bu iş, özgürlük adına eline kalem alan herkes küfretme hakkına sahip olursa, ben kendi anama, babama, bacıma küfredilmesini istemiyorum. Ki peygamberim benim için hepsinden çok daha önemli. Dolayısıyla insanları özgürlükten tiksindirir. Böyle bir olay bana kalırsa özgürlüğe karşı bir kamuoyu oluşmasına, yavaş yavaş Türkiye'de oluşmaya başlayan özgürlük ve diyalog ortamını çok kötü bir şekilde inkıtaya uğratacak bir yeni süreç başlatır. Küfürleşme özgürlüğü başlar. Bir de şunun altını çizmek lazım. Bir yanlışlığa karşı başka bir yanlışlık hakkı doğmaz. Yani mazlum olmak zulmetme hakkı vermez. Mazlum olma iddiasıyla bir başkasına İran'daki bir olayı alıp Türkiye'de bir başka buna misilleme yapmak, hayır yani bu doğru bir şey değil. Düzelteyim derken bozmaktır bu. Yani bir şeyi düzeltirken daha bir Türk atasözü ile buna cevap vermek gerekirse kaş yapayım derken göz çıkartmak olur. Onun için dengelerimizi çok iyi oturtmamız gerekir. Yani Selman Rüşdi olayını biz çok önceden cevapladık. Bunun yayınlanması çok büyük bir problem değil. Zaten Günaydın Gazetesi bunu yayınladı. 700 sayfa Türkiye'de makale çıktı. Biz buna cevabımızı kitap olarak da tek tek hangi noktada ne varsa Sayın Hatimi'nin Şeytan Rivayetleri isimli kitabında. Ya biz bunları tartıştık, konuştuk bir şey. Peki neden diğerleri için bir ölüm kararı çıkmadı da Selman Rüşdi için böyle bir karar çıktı? Onu da seyredelim. Selman Rüşdi'nin demin de söylediğim gibi bir siyanist komplo. Karısı Amerikalı, o da Katolik Kilisesi'ne saldırdı ve İsrail'le bunların ilişkisine ilişkin çok açık bir takım şeyler var. Ben burada o fetvayı ya da onu tartışmıyorum. Hı hı. Zaten diyorum bunu burada yayınlandı. Zaten yayınlayacak, fotokopisini çıkartıp, tercüme edip ya da disketlere yükleyip ya da bunları ne bileyim kendi arasında basıp dağıtmak bir şey değil. Dünyada da satılmıyor bu kadar ajitasyona, bu kadar sansasyona rağmen. Yani iletişim çağında yaşıyoruz artık. Düğmeye basarsınız modem kanalıyla, net bağlantılarıyla, dünya bilgi bankalarından istediğiniz kadar kopya alırsınız. Bütün herkesin net bağlantılarıyla... Macis diye bir grup var. Mac kullananların modemli. Evet. Anında herkese dağıtasınız. Hiçbir problem yok. Kim sizi, kim olduğunuzu da bulamaz. Problem bu değil ki. Evet. Yani kaldı ki demin de söyledim. Günaydın Gazetesi bunu parça parça yayınladı. Ne oldu? Yani Günaydın Gazetesi ya da dünyada hangi yayınlayanın başına ne geldi? Ama bu tabii böyle çok ajitatif bir şeyler. Katil elini çabuk tutsun diye. Yani cinayette kışkırtmak bu. Belki Aziz Bey bunu söylememiştir ama kendi nefsine de olsa insan bir cinayeti kışkırtmaz. Ama basın da bu işin üzerine bu uslupla gidiyor. Yani Mart'ta yayınlayacağım, yayınlamadan önce vuruyorsanız vurun. Yani tabii bunun şimdi ben kendisi açıklamadan önce anladığım şekilde İslam'a ve Müslümanlara karşı meydan okuma yaparız. Bu noktaya gelmemesi gerekir insanların. Yani biz bazı şeyleri, evet yasakçı mantığı, demin örnek verdim. Yani şeytana tapanlar burada 1500 yıldır yaşıyorlar. Ve 1500 yıldır orada Müslümanlar, Abbasiler, Emeviler, Selçukiler, Osmaniler devlet olmuşlar. Böyle bir problem yok. İslam'a karşı çok ön yargılı ve Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı özellikle bugün Amerika'nın laik kesimi bir dalga kıran gibi İslam'ın önünde kullanmaya çalıştığı bir zamanda bu tür olaylar siyasi bir anlam da kazanırlar. Yani Aziz Bey belki kendine göre bir baskıyı, bir yasağı engelleme adına böyle bir tavır içerisinde ama ortaya çıkışı bu olayın ne söyledikleri kadar benim ne anladığım da önemli. Aynı şeyi evet. Kamuoyu için de söylüyorum. Aziz Bey'in ne söylediği kadar kamuoyunun bundan ne anladığı da önemli. Kimlerin bu şeyi nasıl kullanmak istediği de önemli. Yani sonuçta Selman Rüşdi hala öldürülmedi ama yüze yakın insan öldü. Şeytan ayetleri yüzünden İslam dünyasında. Yani biz protesto etmeye kalktığımız zaman Amerikan elçiliğinden de ateş açıldı Pakistan'da. Polis de ateş açtı. Müslümanlar öldü, kimse onların kanını tartışmıyor. Ama Amerika'nın karısı dediğim gibi Katolik Kilisesi'ne saldırdı. Hemen İsrail'e gittiler. İsrail Masonik bir takım çevreler bununla ilgili bir forum oluşturdular. Ve tamamen siyasi bir komplodur. Bu yazarlık falan değil. Eline kalem alan ajanları biz fikir adamı diye
lanse edemeyiz. Yani olayın niteliği tamamen ajan provokatif bir olaydır. Selman Rushdie'nin iddialarına benzer iddiaları dile getiren insanlar da oldu Türkiye'de. Daha önceden de söyleyenler oldu. Yani hemen kıyamet falan da kopmadı. Ben yani bu hama yayınlanırsa işte çok özgürlük adına büyük başarılar kazanmış ya da biz mahvolmuşuz falan demek de evet. Değil. Öbür bir mesele vardı Diyanet'le ilgili. Hükümetin Diyanet'ten görüş istemesini... Bakın ben Türkiye'nin layık olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum değil. Layık falan değil. Böyle layıklık olmaz. Layıklığın manasını bile bilmiyor bu insanlar. Evet. Diyanet diye bir teşkilatı devlet kendi bünyesinde müşavir olarak bulunduruyorsa sorar. Kaldı ki layık olsa da yani Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'deki gibi niçin sorduğuna bağlı bir meseledir. Yani bu böyle bir iddia var. Bu iddia konusunda sizin mütalaanız ne? Bu bir topluluğu temsil ediyor. Demokrasi ise işte bu. Yani o kesimin de görüşünü alır. Ama oranın talimatıyla hareket etmek anlamında değil. Bir mütalaa talep eder. Diyanet İşleri Teşkilatı tamamen devlet kademesi içerisinde bürokratik hizmet veren müşavir nitelikli dine karşı devletin bir kontrol mekanizmasıdır. Sayın, bir şey söylemek istiyorum. Burada devlete karşı devletin Diyanet İşleri kontrolü söz konusu değil. Tam tersine Diyanet İşleri devleti kontrol ediyor. Çünkü bu kitap yayınlanmasın, yayınlanırsa şöyle olur diyen Diyanet İşleri. Mütalaa bildiriyor. Evet. Öyle. Şimdi bir şeyler var. Bir de cevap vermek zorundayım. Bu gibi kitaplar yayınlanırsa Muhammed'i aşağılayan kitaplar bunlar elbette incinirler. Ben de incinirim. Müslüman olmadığım halde. Ama şu var. Bu aşağılama özgürlüğü demektir. Peki öldürme özgürlüğü karşıda öldürme özgürlüğü. Demek ki o öldürürse bunları fetvayı vererek yalnız Salman Rushdie değil. Bunu destekleyen insanları da öldürme. Nitekim beni öldürecek şimdi. Bundan arkadaşımız memnun mu olacak? Hayır. Ben birçok Türkiye'de hükümeti aşağıladım. Birçok insanları aşağıladım hayatım boyunca. Ben bunlardan ötürü böyle bir cezalanacak mıyım yani? Böyle şey olabilir mi? Bunu kabul ediyorum bir kere. Yani öldürme özgürlüğü demektir bu değil mi? Öldürme kim özgürlüğü. Veriyor ayrıca bunu? Hümeyni. Hümeyni kim? Evet. Müslümanların nesi oluyor bu yani? Peygamberin vekili mi? Belki bir İranlı bunu da söyleyebilir. Olsa da verebilir mi? Peygamberin kendisi bu ilan fermanı verir mi? Böyle bir olaydan dolayı. Niçin yürekleri yok Müslümanların ya da onu tutanların? Karşı cevap vermek diye bir şey var. O değerli olur diye ben değersiz demiyorum. Değerli demiyorum. Bilmiyorum çünkü okumadım. Evet. Ondan sonra... Siyanist uşağı. Onu hep bu sözler bütün İran'ın sözleri bu sözler. Yani sizi tenzih ediyorum sizi öyle kesin ama bu sözler sizin sözleriniz değil. Çünkü beni bana idam fermanı veren gazete başyazısında benim kaç yerde Siyanist uşağı olduğumu yazıyor. Ben şimdi siz böyle bir şüpheniz var mı benden Siyanist uşağı diye? Hayır, sizin baştan söylediğiniz şeyi ben ciddiye alıyorum. Evet, böyle Siyanist uşağı bile bunlar güzel şey. Öyledir veya değildir. Olabilir de olmaz da. Ama böyle kuşkulu şeylerde insanlara bizim hoşumuza gitmediği şeyi yazdılar diye Siyanist uşağı, bir zamanlar komünist, bir zamanlar Rus uşağı, bir zaman biz bunları çok çektik. Benim bunları böyle şeyler söylemek doğru değildir. Ha, kanıt varsa tabii o zaman da takır takır söylemek gerekiyor. Kanıtları ortaya koyarak. Efendim, şeytana tapanlar var filan deniyor değil mi ya? Şeytana tapanlar onlar nasıl tapanlar? Türkiye'de insanlar dinsiz olduklarını nüfus sayımlarında söyleyemeyecek kadar korkaklılar ve öyle bir hava yaratılmıştır. O zavallı şeytana tapanlar nüfus sayımlarında biz şeytana tapıyoruz diye yazabilirler mi? Onlar fikirlerini söyleyebilirler mi? Müslümanlar buna imkan verirler mi? Bugün Ramazan'da biz ben bile kendim bu karşıdaki adama saygıdan değil. Ben de mecbur da değilim aslında oruçlara saygı duymayan. Sokakta veya şurada burada su içemezsiniz, sigara içemezsiniz ne olursa olsun. Fiilen budur, böyledir. Bugün fiilen İstanbul, Ankara, İzmir dışında bütün lokantalarda Anadolu'da aileye mahsus bir yer vardır. Lokantalar bir şeyde kahvelerde hep böyledir. Bunun için öldürme. Yalnız Müslümanlar öldürmedi ki. Şeytan ayetlerini Japonca'ya çeviren Japon yazar öldürüldü. İtalyan yazar da çevirdiği için o da yaralandı, öldürülemedi. Bu olaylar böyle yaşıyor. Yalnız Müslümanlar öldürmüyorlar. Hristiyan çünkü fetva öyle. O fetvayı öyle vermişler. Şimdi biz buna karşı tepki göstermemiz lazım aydın olarak. Burada Müslüman, Hristiyan, dinli, dinsiz söz konusu değil. Türkiye'li insan olarak, aydın olarak buna tepki göstermezsek bu çok daha ileriye gidecektir ve gidiyor zaten. Ben şimdi eskiye dönmek istemiyorum. Bu ne zaman başlamıştır, nasıl olmuştur? Adım adım ve adım artık şimdi koşar adım hale geldi.
Bunun artık yani aslında saygı duyuyorum inançlara. Ama yalnız Müslümanlara değil. Hristiyana, taşa tapana, tapan insana inanıyorsa, inançla ve samimiyse, içtenlikle inanıyorsa saygı duyuyorum. Ama bunların doğru olduğunu savunmuyorum. Aynı hoşgörüyü dinsizlere de tanımak gerekiyor. Bugün Türkiye hükümeti dinsizlere bu hakkı tanımaz. Dinsizlerin öldüğü zaman gideceği yer yoktur, mezar yoktur. Sayın Esin, süreyi ayarlamak zorundayım. Bir soru soracağım. İslamcı kesimde olduğu kadar bazı aydınlardan da eleştiriler geldi bu girişiminize. Hidayetlerini basma girişiminize. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben bunlardan hiç haberim yok. Eğer şeyse hem İslamcı değil hem bu yanlış diye söyleyen kimler mi? Örneğin ben hiç duymadım böyle bir şey. Bana çok destek geldi. Tabii karşı şeyle geldi. Evet. Ama onlar İslami kesimden geldi. İslami olmayan kesimden... Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra böyle bir girişim... Efendim görüyorsunuz, bakın bu şimdi olay şöyle. Yani bu yönde eleştiriler geldi. Hiç efendim, evet. Bu yönde eleştiriler yanlış. Çünkü Uğur Mumcu'nun ölümüyle hiçbir ilişkisi yok. Şöyle oldu olay. Şimdi ben bu girişime 1980 küsur o zaman başladım. Yani 4-5 sene önce başladım. Ve sendikada bunu yazar topladım. Yani yazarlardan da katılanlar varsa sorumluluğu üstlenelim, birlikte yapalım dedi. Bu da 3 sene önceki kongrede oldu. Fakat yönetim kurulu bu şeyi amir hükmü, kongrenin amir hükmünü yerine getirmedi. Bugüne kadar getirmedi. Finans diye bir dergi var. Bana geldi, röportaj yaptı. Bu 4 ay önce yaptı bu röportajı. Röportajda birçok maddeler var, paragraflar var. Bunlardan bir tanesi de şeytan ayetleriydi. Ben 4 ay önce, Ruhul Mumcu'nun ölümünden 4 ay önce bunu söz konusu ettim. Orada çıktıktan sonra, 4 ay önceki yazı orada çıktıktan sonra bir paragrafı bu. Sabah gazetesiyle Günaydın gazetesi birinci sayfadan bunu verdiler. Aziz Nesin şeytan ayetlerini yayınlayacak diye. Bu Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra oldu. Peki yani, Uğur Mumcu'nun ölümüyle hiçbir ilişkisi yok. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ve onlar üzgünüm ayrıca, onu arasladığı için. Sayın Nilipak, Aziz Nesin bugün Cumhuriyet'e çıkan röportajında fanatizm hangi noktada uç verirse aydınların görevi buna eznektir diyor. Bu konuda sizin görüşleriniz olacak. Evet, yani bu konuda da fanatik olmamak gerektiği düşünüyorum. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenilir. Demin Sayın Nesin'e sorduğunuz bir şey vardı. Benim soldan birçok tanıdığım insan var. Solun her kesiminden tanıdığım insanlar var. Bu arada çok sık onlarla karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. Sanıyorum ki Aziz Nesin pek ciddiye almasa da bu kamuoyu tarafından bu davranışları dolayısıyla çok tasvip görmeyecek, soldan da görmeyecek. Yani çok dar anlamda bir çevreden destek görecek. Ben özgürlüklerin engellenmesi anlamında söylemiyorum bunları. Ama özgürlüğün tanımının çok iyi yapılması gerektiğini söylüyorum. Hiç kimsenin anasına, bacısına, karısına ve kutsalına küfredilmez. Küfredilirse öldürülür mü? Hayır. Peki burada bir soru sormak istiyorum. Efendim, biz ona karşıyız. Ölüm... Ka'b bin Züheyr olayı, affedersiniz, peygamberimize dürüz atan bir şair. O, savaşta ilk önce seni öldüreceğiz diyorlar. Sonra Müslüman oldu. Bu Kaside-i Bürde'nin ortaya çıkışı belli. Şimdi bir olayı bahane ederek başka bir haksızlık yapma. Yani haksızlığa uğradığını iddia etmek, haksızlık yapma hakkı vermez insan. Yani yasal bir mahkeme kararı olmadan verilen bir ölüm fermanını nasıl tanımlayabilirsiniz? Hayır, yani bu ölüm fermanının Türkiye üzerinde herhangi doğrudan bir yaptırım gücü yok zaten. Yani bir ferman çıkmış, ölüm fermanı. Yasal bir mahkeme kararı olmadan bir ölüm fermanı çıkarılmış. Evet, yani İran'da İmam Hümeyni'nin bu yönde verdiği, bu bir ajan provokatiftir İran'a, İslam devrimine karşı diye kendisi savaş içerisinde verdiği bir fetvadır. Bu onu kendisini bağlayan bir fetvadır. Kendi içtihatlarıyla sınırlı. Ben olayın bugün yeniden bu şekilde gündeme getirilmesinin toplumsal diyalog ve barış, karşılıklı hoşgörü ve saygıya gölge düşüreceğini zannediyorum. Peki, teşekkür ederim. Sayın Nesin, son bir soru soracağım. Kısaca cevaplarsanız sevinirim. Sizi korumak için gönderilen polisleri geri çevirmişsiniz. Bunu neden yaptınız? Söyleyeyim neden yaptığımı. Şimdi birkaç nedeni var bunun. Bir tanesi şu. Ben milli eğitim, milli emniyet, emniyet müdürlüğü ve bütün bakanlıkların kadrosundaki insanlara güvenim yok. Bana 4 ya da 5 şube müdürü geldi. İyi insanlardı doğrusu. Aynen söyledim kendilerine. Bir olarak göndereceğiniz adam beni öldürecek mi yoksa beni koruyacak mı belli değil. Bir defa o. Çok açıkça bugün İmam Hatipliler
Milli Emniyet Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilçe ve illerde %74'üne sahip çıkmışlardır. Bunlar böyle şey olmaz. Bu olmaz ya, yani özellikle bu şey. Ve tabii uzun konu. Harp okuluna girmek gibi, askeri liseye girmek gibi bir takım aptalların bile anlayacağı kurnazlıklar var, yapıyorlar. Bu kurnazlıklar devam ediyor tabii. İkinci şeyde tabii ben yanında böyle bir de bir adam, böyle ben nereye gidersem nereye giderim, her yere giderim, her şey yaparım tabii. O da yanında. Ben bir arkadaşımdan meyhaneye gidip rakı içeceğim. Bir yanında bir koruma, böyle şey olmaz tabii. İki bakımdan. Biri güvensizlik. Evet. Neden güvenemiyorum? Ben tabanca taşıma ruhsatı almak için 1,5 sene önce dilekçe verdim. Ve İçişleri Bakanlığı'ndan da damga aldım. Damgası var. Tarih ve sayı tamısı. 1,5 senede şimdi verdiler. Bu olaylardan sonra verdiler. Ve ağır da bir mektup yazdıktan sonra verdiler. Nasıl güveneceğim ben İçişleri Bakanlığı'na gelen polise? Belki de çok iyi polistir. Belki öyledir. Çok iyi polisler de var. Biliyorum evet. Çünkü. Ama o adamın nasıl adam olduğunu, beni asıl katili ihbar edip öldürteceğini güvenim yok. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir yüksek tansiyonun daha sonuna geldik. Dileğimiz her şeyin rahatça konuşulup tartışıldığı bir Türkiye. Hepinize mutlu geceler. Çok teşekkür ederim. Güzel bir tartışma oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. 1,5 yıl da almışsınız. Ben 2,5 yıl da aldım. İşte yani güvenir misiniz peki şimdi? Ya, o İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği polis sizi korur mu? Yani, ya da korur, belki korumaz. Biraz karışık yani o işler tabii. Ya. Ne olacağı pek belli değil. Bir de yani benimle birlikte bir gariban daha gidecek. Yani evet, bir de o var yani. Orgenerlik. Bir de tabii insan öldürmek istedikten sonra onun soru yok yani. Şimdi tabancamızı aldık da onu nasıl atacağız? Siz ne aldınız? Almadım daha yani. Ruhsat şey aldım. Daha kağıt aldım. Ha, kağıt aldım. Oho, ondan sonra yerli mi?